Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erin. Bugünkü videomda geçen günlerde yapmış olduğum bayram indirimi alışverişinden bahsedeceğim. Neler aldım onları göstereceğim. Öncelikle Revlon'dan bu Color Stay fondöteni aldım. 220 Natural Beige bendeki. Watsons'dan aldım. Watsons'da %40 indirim vardı. Sadece Watsons kartı özeldi bu indirim. Bunun fiyatı %40 indirimde 30 liraya falan denk geldi. Normalde 50 liraydı. Daha sonra tekrar Watsons'tan bu yüz temizleme pedini aldım. Aslında ben bunu yüz temizlemek için değil de fırça temizlemek için aldım daha çok. Ama yüz temizlemek için de bir kere kullanacağım, merak ettim çok. Bugün fırçalarımı bununla temizledim. Bütün ürünlerin de paketini açmış bulunmaktayım. Öyle eve geldiğim zaman hayatta duramadım, paket açmadım. O yüzden hepsi açık şu anda. Daha sonra tekrar Watsons'tan bu Rimmel'ın Wake Me Up Concealer'ını aldım. Bunu ben tenimden çok açık aldım. Gerçi yine çok açık değil. Hatta şu anda o var gözlerimin altında da. Aslında ben bunu bir nevi aydınlatıcı olarak kullanmak için almıştım. Biraz cildimde ton farklılığı yaratmak için. Ama sanırım o açıdan çok işime yaramayacak. Kapatıcılığını da o kadar beğenmedim açıkçası. Normalde afin ton kullanıyorum Maybelline'in. Onu daha çok beğendim. Daha sonra New York Colors'ın 889 Extra Black adlı bu eyeliner'ını aldım. Hiç daha sonra L'Oreal'in bu Skin Perfection göz bakımı yorgunluk karşıtı kapatıcı kremini aldım. Hiç göz kremi kullanmamıştım ben ama artık kullanmak istiyorum. Çok fazla gözlerime makyaj yaptığım için nemlendirmem de lazım. Bu yüzden bunu aldım. Bakalım nasılmış. Daha sonra Gretz alışverişine geliyorum. Gretz'den Time Bound aldım concealer. Aslında bunun göz altında birikme yaptığını okumuştum ben internette. Fakat bende bunun en koyu olanı var. Onu kontrol yapmak için kullanıyorum. Yapısı çok ağır. Yani çok kapatıcı. Bu yüzden de sivilcelerimi kapatmak için aldım ve kullandım. Çok da beğendim. Gayet işe yarıyor bence. Ama göz altına denemedim bile daha. Daha sonra Maybelline Afinton serisinden her zamanki aldığım 02 rengini aldım. 02 Natural rengini aldım. Bu benim en çok kullandığım kapatıcı, en sevdiğim kapatıcılardan bir faktörüm. Bu Cream Puff adlı pudrasını aldım. Bunu da kullandım. Ama sanırım tenimden birazcık koyu aldım. Bu Real Techniques'in pudra fırçasını aldım. Bunu da kullandım. Güzel. Ardından bunu ben Watsons'tan aldım. Unuttum şu anda. Ama Gretz'de de vardı. Sanırım 1 lira fark ediyordu indirimli haliyle. Bu da saç güzelleştirici krem. Besleyici yağ kremi. Besleyici yağ kremi. Saçı ağırlaştırmayan hafif ve ince doku. Falan filan. İpek su yumuşaklık, kuru ve sert saçlar için. Bu da benim saçlarım çok kırık ve sert. Bu yüzden aldım. İnşallah bir işe yarar. Flormar'a gittim. Bunu da bu alışverişin içine koydum çünkü Flormar'da da biliyorsunuz her şey 5 liraydı. Bunu da yakın zamanda aldım. Bunu da göstermek istedim. Bu aslında pudra. Yani ben bunu pudra diye aldım. Oradaki ışıktan hiç görememişim. Özellikle testleri bu kadar renkli gözükmüyordu. Ben bunu aldım. Aslında pudra almak amacıyla almıştım kendime. Fakat aşırı pembe çıktı. Bu yüzden aldık olarak kullanacağım bunu. Gösteremiyorum. Benim alışverişim bu kadardı. Bayram alışverişim. Çok fazla alışveriş yapmadım. Özellikle The Balm'ın çoğu paletini sömürdüğüm için zaten artık dur Erin dedim. İhtiyacınız olan şeyleri alın. Benim çok fazla kozmetiğe bunu ben mi söylüyorum? Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.